Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili arkadaşlar, bugün yine yeni bir konu anlatım videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere her zamanki gibi elimizden geldiğince ve dilimiz döndüğünce tartma konusunu anlatmaya çalışacağız. Acaba tartım ölçüleri nelerdir? Tartma aletleri neler? Hepimiz biliyoruz değil mi? Çarşıya, pazara, markete gittiğimiz zaman neyin ne kadar olduğunu söylemek için 1 kilo, 3 kilo, 5 kilo, yarım kilo muhakkak duyuyoruz. Kulak aşinalığımız var. Bilmiyorum, aranızda ailesiyle beraber düzenli bir şekilde alışveriş yapanlar var mı arkadaşlar? Alışverişe katılıyor musunuz kendiniz? Ve aynı şekilde merak ettiğim bir şey, neye ne kadar para vereceğinizi biliyor musunuz? Hani bu gibi matematiksel hesaplamaları günlük hayatınızda yapabiliyor musunuz? Bu çok önemli çünkü matematik sadece bir dersten ibaret değil biliyorsunuz. Bizim günlük hayatımızda çok çok kullandığımız, yaptığımız işlerin kolay bir şekilde hesaplanabilmesi için, ödeyeceğimiz miktarların hesaplanabilmesi için almamız vermemiz gereken, çünkü bilinçli tüketici konusunu dinlediniz değil mi arkadaşlar? Hepimiz birer bilinçli tüketici olabilmek için neye ne kadar para vermemiz gerektiğini bilmeliyiz. Bu sebeple de tartım aletlerini, tartım miktarlarını doğru bir şekilde kullanabilmeliyiz diyorum. Evet, o zaman hemen ilk konu anlatımının videosuyla başlayalım. Kilogram ve gram arkadaşlar tartma birimleri olarak karşımıza çıkıyor. Zaten hepimizin günlük hayatta kilo olarak kullandığı birim aslında kilograma karşılık geliyor. Ve bir de tabii ki de gram var ki gram da onun binde biri anlamına gelecek. Yani nasıl? 1 kilogram demek 1000 gram anlamına gelecek demektir. Bu sebeple kilogramı grama çevirirken sayımızı 1000 ile çarpacağız. Ama gramı kilograma çevirirken, hani şu şekilde gösteririm. Kilogramı grama çevirirken sayımız kaç olursa katsayısı 1000 ile çarpılacak. 1000 katı çünkü. Ama gramı kilograma çevirirken gramın önünde gördüğümüz sayıyı arkadaşlar 1000'e bölmeyi unutmamalıyız. Bu şekilde geçişlere dikkat edelim. Pekala, başlayalım. Şimdi burada mesela ne görüyoruz? Biliyorsunuz arkadaşlar, tartım yani kütle teraziyle ölçülüyor, eşit kollu teraziyle. Burada ne görüyoruz? Elmalarımızın karşılığında gelen gram miktarını görüyoruz. 500 gram burada, 250 gram burada. Bu toplamda 750 gram anlamına geliyor. Yani mesela 750 gram arkadaşlar 1 kilodan küçüktür. Çünkü 1 kilo biliyorsunuz 1000 gramdır. 750 gram 1000 gramdan daha küçük olduğu için 1 kilodan küçük olarak karşımıza çıkıyor. İkinci tartıda kaşar peynirini tartmışız markette ve gördüğümüz miktar 500 grama karşılık gelmiş. Şimdi ne demiştik? 1 kilo 1000 gram. O zaman 500 gramı arkadaşlar ne yapmalıyız? Kaç kilo olduğunu bulabilmek için ne yapmalıyız? 500 gram biliyorsunuz arkadaşlar 1000 gramın yarısıdır. Yani ikiye bölünmüş halidir. O sebeple burada yarım kilo kaşar görmüş olacağız. Yarım kiloyu ondoluk olarak da gösterebiliriz ama sanırım siz onu daha öğrenmediniz. 0.5 kilogram şeklinde de gösterilebilir. Ya da şöyle söyleyeyim. Yarım kiloyu arkadaşlar biz 1 kilonun yarısı, yani 1 bölü 2 kilogram olarak da ifade edebiliriz. Bakın bu da doğru. Yarım demek de doğru. 0.5 demek de doğru. Bunların her biri 500 gram için verilmiş olan kilogram cinsinden birimlerdir diyorum. Şimdi diğer örneğe baktığımız zaman burada bir bütün yarımı ne şekilde ifade ettiğini sordu bize. Zaten az önceki fasikülde onu gösterdik. Biliyorsunuz bir bütünün yarımı 1 bölü 2 kesri ile ifade ediliyor arkadaşlar. Yani siz 1000 gramı ortadan ikiye bölüyorsunuz ve bunun bir parçasını tarıyorsanız, siz kesirleri öğrenmiştiniz. Bir bütün iki eşit parçaya bölünmüş ve bunlardan bir tanesi taranmışsa biz bu kesri 1 bölü 2 ile, yani yarım ile ifade ediyoruz. Herkes bunu biliyor. Devamında 1 bölü 2 gram kilogramı 1000 bölü 2 gram olarak, 1000'i de 2'ye bölersek 500 gram olarak. Demek ki arkadaşlar 500 gram aslında yarım kilogram. Yani 1 kilonun yarısı 500 gram olarak karşımıza çıkıyor. Peki çeyreği nasıl ifade edeceğiz? Ona bakalım birlikte. Bir bütünün çeyreği arkadaşlar 4 eşit parçadan biridir. Bunu herkes biliyor. Çeyreğin, yani mesela çeyrek ekmek istediğimiz zaman bütünü 4 eşit parçaya böleriz ve bir parçasını alırız. O yüzden çeyrek 4'te 1 kesrini ifade eder. Demek ki mesela bu bizim için 1 kiloyu ifade eden bir kesir olsun. Tamamı 1000 gram olsun arkadaşlar. Çeyrek olması için de bakın 4'te 1'ini taramış olacağım. Şöyle gösterelim. O zaman diyeceğiz ki arkadaşlar bu 4 eşit parçaya bölündü, bir parçası tarandı, çeyrek. Mesela şu ikisini taramış olsaydım yarımı ifade ederdi. Tamamı da tamı ifade ediyor. 4'te 1 kilogram demek 1000'in 4'e bölümüyle elde edilen
250 gram anlamına geliyor. Buna da biz çeyrek kilo diyebiliyoruz. Yani şöyle oldu aslında. Çeyrek de yarımın yarısı oldu. Çünkü 250 de 500'ün yarısı. Yarımın yarısını bulmak istersek de arkadaşlar çeyreği elde etmiş oluyoruz biz kilogram cinsinden diyebilirim. Pekala, umarım açıklayıcı olmuştur. Bence kolay ve keyifli bir konu anlatımı. Zaten günlük hayatımızdan da hemen hepimizin aşina olduğunu düşünüyorum. O halde birazcık problemlerine bakalım. Bir kasada 17 kilo domates vardır dedi. Kasaya 2 kilo 500 gram. Bakın bunu mesela 2,5 kilo olarak da ifade edebilirsiniz. Bu da doğru, yanlış değil. 2,5 kilo olarak da ifade edebilirsiniz. 2 kilo 500 gram daha domates ekleniyor. Son durumda kasadaki domatesin kütlesini bulalım dedi. Şimdi istersem kilogram cinsinden bulabilirim bunu. İstersem de gram cinsinden. Ne yapalım? Biz kilogram cinsinden önce bir bulalım. Hani ne diyelim? 2 kilo 500 gram ve bir de 17 kilo var arkadaşlar. Her bir birimi kendisiyle alt alta gelecek şekilde yazıp topluyorum. Bakın burası ne oldu? 19 kilo 500 gram oldu arkadaşlar. İstersen bunun tamamını ben grama çevirebilirim. Eğer bu şekilde yapmak istersem 19 kilo 1 kilo 1000 gramdı. Onu az önce gösterdik size. 1 kilo 1000 gramdı. Bu sebeple 19 kilo 19.000 gram yapar. 500 gram da burada olduğu için toplamda 19.500 gram yapar. İster gram cinsinden ister kilogram cinsinden bu şekilde ifade ediyoruz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Evet, ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Sizce zor mu tartma konusu? Bence değil, ama yine de zorlananlar olursa lütfen yorumları bırakın. Anlamadığınız noktaları tekrar anlatmaya çalışırız sevgili arkadaşlar. Pekala, diğer sorumuza devam ediyoruz şimdi. Dedi ki bakkala giden Cemşit 1,5 kilo kuru yemiş istedi. Şimdi 1,5 kiloyu hemen size ifade etmek istiyorum. Yani 1 kilo 500 gram demek istiyor. Az önceki soruda size gösterdiğim gibi. Ben bazen gramın yanına yanlışlıkla R yazı veriyorum. 1 kilo 500 gram. Sonra devamında bu kadar istedi ama bakkal ona yanlışlıkla 1830 gram verdi. Şimdi biz 1830 gramı bir yazalım ya da bunun tamamını grama çevirelim o zaman. Şöyle diyelim. Tamamını grama çevirelim. 1 kilo biliyorsunuz 1000 gramdı arkadaşlar. 500 gram da burada varsa 1500 gram istedi aslında. Ama bakkal ona 1830 gram verdi. Pekala, şimdi alıştırma olması için 1830'u da kilograma ve grama çevirmenizi istiyorum şimdi. Hemen onu da gösterelim. Hatta hadi bakalım. Bu yorumlara bırakılacak soru olsun. 1830 gram kaç kilo kaç gramdır? Evet, bekliyorum cevapları. Doğru cevapları beğeneceğim arkadaşlar. Top sizde. O zaman ben soruma devam ediyorum. Bakkal pakete yanlışlıkla 1830 gram kuru yemiş koyduysa ama aslında Cemşit bakkaldan 1500 gram istediyse, o halde bakkal Cemşit'e 0,3 330 gram fazladan kuru yemiş vermiş oldu diyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur. Sorunun yanıtını bekliyorum. Yorumlara lütfen bırakın arkadaşlar. Pekala. Şimdi de daha büyük ve daha küçük birimleri nasıl ifade ettiğimize bakacağız birlikte. Arkadaşlar, kütlesi çok büyük olan cisimler için, yani mesela inşaatta kullanılır, işte ne bileyim, beton olabilir, tuğla olabilir aynı şekilde, alçı olabilir vesaire, kum olabilir aynı şekilde. O zaman gram cinsinden ifade edemeyiz bunu. Çok büyük olan kütleli cisimleri ton cinsinden ifade edeceğiz. Ton birimini kullanacağız arkadaşlar. Ama kütlesi çok küçük olursa, mesela atıyorum bir kum taneciği, 3 kum taneciği kadar. Yani bir domates kadar değil de, işte nasıl diyebiliriz? Bir küçük mesela üzüm parçası kadar. Hani o kadar küçük ifadeleri kullanmak istiyorsak, hatta o bile gram olabilir. Belki daha bile küçüğü, kuru üzüm olabilir. Bu tarz cisimlerin kütlelerini ifade edebilmek için, yani kütlesi çok küçük olan cisimler için de miligram kullanıyoruz. Miligramı mg şeklinde yazabiliriz. Miligram şeklinde de şuraya göstereyim arkadaşlar. Miligram da arkadaşlar bir gramın binde biri. Yani şöyle düşünün. Kilogramdan siz ne yaptınız mesela? Kilogramdan grama geçiyorsunuz. Gramdan miligrama geçiyorsunuz. O zaman tondan da kilograma geçiyorsunuz. Bakın mesela burada ağırlığı tonla ifade edilen kocaman bir ne verilmiş arkadaşlar? İşte ne bu? Savaş aracı. Aynı şekilde de ağırlığı miligramla ifade edilecek olan küçücük bir sinek verilmiş mesela. Çok büyük ve çok küçük kütleli cisimler bizlere ton ve miligram birimleri kullanılarak yardımcı olabiliyor dönüşümleri için. O halde bakalım, biz tondan kilograma, kilogramdan miligrama, grama,
gramdan da miligrama geçişlerle arkadaşlar her defasında çarpı 1000 yapacağız. Ama miligramdan grama ya da gramdan kilograma ya da kilogramdan tona her defa geçişlerde de arkadaşlar bölü 1000 yapacağız. O zaman özetle şöyle bir şey söyleyebiliriz. Biz şu anda arkadaşlar ağırlık ölçülerini çalışıyoruz, yani tartma birimlerini, ve biner biner büyüyüp biner biner küçüldüğünü söyleyebiliriz özetle. Pekala, o halde 1 ton kaç miligramdır? Ne dedik? Tondan kilograma geçerken, pardon, 1 ton kaç kilogramdır? Tondan kilograma geçerken ne yapacağız? Kas sayısını 1000 ile çarpacağız dedik. 1 çarpı 1000. Pekala, kilogramdan grama geçerken onun zaten 1000 gram olduğunu öğrenmiştik. Gramdan miligrama geçerken de yine sayımızı 1000 ile çarparak 1 gramın da 1000 miligram olduğunu anlamış olduk. Yani sadece şu tabloyu anlayabilirseniz aslında bence ağırlık ölçülerini gayet kolay bir şekilde kavrayabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. O halde son bir soruyla konu anlatımımızı bitirelim. Bir madde hassas terazi ile tartılıyor demiş. Peki, tartı 12 gram 54 miligramı gösterdi. Ne diyor? 12 gram 54 miligram. Ve ne yapmamı istiyor bunun? Tamamını miligrama çevirmemi istiyor. Tamam, hiç de zor değil. Ne demiştik? 1 gram demek 1000 miligram demekti. O halde arkadaşlar 12 gram demek 12.000 miligram demektir. 54 miligram da burada var. Ne yapacağız? 12.000 ile 54'ü toplayacağız. Biliyorsunuz sayıları son basamaklarında sıfır olan sayıları çok kolay bir şekilde toplayabiliyoruz. Sıfırın yerine orada yazan sayıyı getirebiliyorsunuz. 12.054 miligram olarak biz bu hassas terazi ile ölçülen cismin kütlesini bulmuş olduk diyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ve bu vesileyle de bizi düzenli olarak takip edip videolarımızın altına güzel yorumlar bırakan Afyon Ali Çetinkaya İlkokulu, özellikle de 4A sınıf arkadaşları, buradan kocaman sevgiler selamlar hepinize. Bir de TED Koleji'ne buradan çok çok teşekkür ediyoruz bizleri düzenli bir şekilde takip ettikleri için. Pekala arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz lütfen beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.